Merhaba, bugün 24 Haziran 2018. Bugün borsadaki riskinizi ne kadar kaybettiğinizde, ne kadar süre alır bunu geri getirmek, borsada risk yönetimi niye bu kadar önemli, o konuya değineceğim. İlk başta örneğin birkaç arkadaşımız Petkim'i analiz etmemi istemiş. Petkim'i şu yukarıda alanlar için tabii bu kadar düşmesi kötü bir şey. Örnek olarak Petkim'i göstereceğim. En son ayda çok düşüş yapan bir hisse bu. Ne kadar düşüş yaptığını en üst noktasına bakarak bu 2018'in Ocak ayında ve şimdiki en düşük noktası bu ayın en düşük noktası 4 TL'ye düşmüş. İkisinin arasındaki fark %51. Arkadaşlar böyle bir düşüş olduğunda elinizde tutmayın bu hisseyi. Hemen satın eğer yukarıda aldıysanız. Bu tür hisseleri de almayın. Neden? Çünkü şimdi göstereceğim. %51 bir düşüşü tekrar geri getirebilmek çok uzun zaman alır. Bir araştırma var bunun için. Birçok araştırma var. İnternette bulabilirsiniz. Ne kadar kaybederseniz, ne kadar zamanda onu geri getirebilirsiniz. Yüzde kaç geri getirmeniz lazım ki o kaybettiğiniz değer eski değerine geri gelsin. Bir örnek tabloda göstereceğim bunu. Burada örneğin diyelim ilk başta bunlar her böyle satır bir örneği göstermiş. Tekrar görebilmeniz için. Buradaki her satır şöyle örneğin bir örnek olarak gösterilmiş burada. Şu en yukarıdan başladım. Elimizde 1000 euro, 1000 TL, 1000 dolar herhangi bir şey olabilir. Herhangi bir döviz cinsi olabilir. Elimizde 1000 TL var diyelim. Bunun %5'ini kaybettik. Elimizde ne kalmış oluyor? 950 TL. Bu kaybımızı geri getirebilmek için ne kadar yani yüzde kaç geri getirmemiz lazım ki 1000 TL'ye tekrar ulaşalım. Kaybımızı olduğu yere geri getirelim. %5.3 kar etmemiz lazım. Bu tamam. Benim onun için %2 risk yöntemini önceki videolarda söylemiştim. %2 risk yöntemiyle bir ay içinde en fazla %6 yani 3 kere kayıp yaptığınızda 3 farklı hissede bir daha işlem yapmayın. Bir sonraki ayda bunu geri getirme şansınız büyük olur. Ama örneğin Petkim örneğine verelim. %50 düşmüş en yüksek noktadan. Tabi nerede aldığınızı da bağlı ama düşenleri hiç almayın. Onu söylemek istiyorum. %50. 1000 TL %50 düşerse 500 TL olur. Bunu geri getirebilmek için %100 bir geri dönüşümü olan bir şeye yatırmanız lazım ki tekrar 1000 TL elinize geri gelsin. Örneğin %60 kaybı olan bir hisse diyelim. Elinizde 1000 TL var. %60 kaybettiğinizde 400 TL kalıyor elinizde. Bunu tekrar 1000 TL haline getirebilmeniz için %150 400 TL'ye %150 geri getirme olan bir hisse bulmanız lazım ki bu da çok zor. Tekrar eski kaybettiğiniz seviyeye geri gelesiniz. Onun için gözünüz kapalı. Hisse düştüğünde bu düştü çok ucuzladı hisse diye alım yapmayın. Ya da düşen hisseleri elinizde bulundurmayın. Örneğin 1000 TL %75 kayıp ettiniz diyelim. Elinizde 250 kaldı. 250 TL kaldı. Bunu tekrar 1000 TL'ye geri getirebilmeniz için %300 getirisi olan bir şeye yatırım yapmanız lazım. Bu da çok zor. Senelik en iyi borsacıların geri getirisi %30, %15 civarında. Tabii bu yurt dışındaki olan istatistiklerden yani yurt dışında faizlerin düşük olduğunu düşünürseniz 3 civarında olduğunu düşünürseniz ortalama, tabi bu değişiyor. %15, %30 çok büyük bir geri getiri oluyor. Burada formülleri tekrar anlatmışlar. Buna girmeyeceğim. Burada grafik olarak tekrar göstermiş. Örneğin %5 kaybederseniz borsada geri getirmesi kolay. Tekrar %5 kazanırsanız ortalama aynı yere geliyor. Ama bu artış artmaya başladığında, örneğin %30 kaybettiğinizde onu geri getirebilmek için %43 bir geri getirimi olması gerekiyor. Ya da %45 kaybettiğinizde bir hissede, onun geri gelmesi için, aynı seviyeye geri gelmesi için %82 bir geri dönüşüm yapması gerekir ki o düştüğü seviyeden aynı seviyeye geri gelsin. Yani fit olun. %50 düşen bir hissede de %100 bir geri getiri lazım. Bunun gibi eksponansiyel bir şekilde artarak gitmekte. %75 düşürdüğünüzde elinizdeki hissenin değerini %300 geri getiren bir yatırım yapmanız lazım. Burada diğer teknik detaylarını söylüyor. Burada bir araştırma yapmışlar. Örneğin %10 portfolyonuzda %10 bir kayıp oldu diyelim. Bunu geri getirmek için %11 bir geri getiren bir şey yatırırsanız portfolyonuza, kaybınız ortadan kalkmış, eski seviyesine geri gelmiş oluyor. Peki %11'i, bunu S&P 500 indeksine 40 yıllık bir veriye dayanarak yapmışlar bu araştırmayı. Bir yıl içinde %11.1 geri getirme olasılığınız %52. 2 yıl içinde böyle bir olasılık %74. Ancak 10 sene içinde %93 diyor. Bu kaybınızı, %10'luk kaybı geri getirebiliyorsunuz. Tekrar Petkim örneğine göre gelelim. %50'lik bir kaybı geri getirebilmek için %100 bir portfolyonun geri getirimi olması lazım. Peki böyle bir geri getirimi kaç senede yapma olasılığınız var? İlk 2 senede yapma olasılığınız %0. 3. senede yapma olasılığınız %8 civarı. 4. senede %13 yapma olasılığınız var. 10 senede bunu geri getirme, %50 kaybettiniz diyelim. Bir ay içinde örneğin Petkim %50 gitmiş. Bunun geri getirme olasılığınız 10 senede %80, yani geri getirebilirsiniz, getirmeyebilirsiniz %20 olasılıkla. Gördüğünüz gibi elinizde kaybeden hisseleri tutmayın. Yükselecek umudu olmasın içinizde. Hemen satın, başka bir hisseye geçin. Eğer beğendiğiniz bir hisse ise takip edin. Tekrar iyi noktaya geldiğinde alın. Kaybeden hisseleri hiçbir zaman elinizde tutmayın. Trendlere her zaman önem verin. Görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz üye olmayı unutmayın. Bay bay.